Can, Yeliz ve Oğuzhan tabii ki konu. Sonra da Rümeysa'mız var. Dolayısıyla Ozan'a döneceğiz. Şimdi bu olaylar örgüsü içerisinde Dilara'yla başlayalım istiyorum. Yani ben pek konuşmak istemiyorum. Kırmızı Oda'dan başlayalım. Can çağırdı. Ne konuşmak istedin? Evet. Sen otururken bir şey söyledin Dilara'yı çağırırken. Ya dedim ki hani kafasındaki sorular ne? Hani ya tamam ya devam şeklinde konuşacaktım. Zaten konuşmak istemedi kendisi. İkinciye buraya geldiğinde de sordum tekrar. Hı. Yine istemedi. O yüzden. Evet istemiyorum çünkü. Ama Beyza da zordu sana. Ne düşünüyorsun? Evet şu anlık hiçbir şey istemiyorum. Çünkü kafam o kadar karışık ki. Sadece kendimi evde böyle ilişkileri izlemek istiyorum. Sen de izlemeye geçtin. Evet ben de izledim. Ya ama şahsı değil. İlişkileri izlemeye geçtim. Olur. Peki. Can sen ne düşünüyorsun Dilara ile ilgili? Ben daha bir şey düşünmüyorum yani son artık kararını. Artık düşünmüyorum mu diyorsun? Evet artık düşünmüyorum. Son ya da kararını ne düşüneceğimi verdi yani. Bilmiyorum diyorsun. Yok ne düşüneceğim değil ya. Son kararı verdi zaten. Ben onu da söyledim o gün. Yaşa burada daha doğrusu yani. Hı. Karar ver dedim net ol. Ben böyle yok işte zamana bırakalım. Zamana verelim diye beklemiyorum yani. Öykü Hanım ben şeyi merak ediyorum ya. Evet. Yani yanlış da anlaşılabilirim burada bilmiyorum ama canlı konuşurken böyle birebir. da açmasam. Aç. Aç. Ya yanlış söyledin olur artık ya. Yani konuyu girdin. Sen de o zaman bırakmazsın. O zaman gireceksin. Hadi Murat sen de bir git falan. Açmayacaktın o zaman. İstersen söyleyeceğim. Yani şöyle bir şey. Kardeşim kusura bakma ya vallahi. Aklımda hani bir şeylerin netleşmesini gözlemliyorum. Netleşmesini bekliyorum dedi. Hani biri ya da birileri mi var dedi. Biri var. Ben açıklık getireyim mi? İstersen sen... Ama dikkat oldu. Ben dedim ki ya kafamda birileri var demedim. Dedim ki birkaç kişi var. Ha. Ben en ufak bir tepki verirsem aslında hani bana doğru adım atacak gibi davranıyor Allah dedim. Allah Allah. Ya evet Öykü Hanım ben diyorum bahis açalım bu konuya. Öykü Hanım ben yaşıyla ilgili de büyük iddiaya girmiştim. 20'den büyük olamaz dedim. 19. Öğrendim söylemeyeceğim ama. Hı. Yine aynı şekilde seninle ilgili iddiaya giriyorum. Gizli yani bence Yeliz. Yeterince söylüyor. Ben hayır demiyor Öykü Hanım. Öyle ha, gözleri camladı vallahi. Bir parladı gözleri. Gözleri bir gözleri. Aa bana bugün de şey bir Öykü Hanım bana pısırık pısırık bir şeyler dedi. bana oynadı o şey. Başa sar geç. Aynen. Şimdi ikinciye bir saldırmasyon. Şimdi bir de bir gizli kutu gibi bir şey attı ortaya. Yeriz muhtemelen. Hani insan İdil'in sevgilisine yazılır mı? Peki. Yazıklar olsun. Can böyle bir şey söyledi geldi. Aa, yok, yok. Yorum yapmak ister misin? Yoksa hani... Yani Can çok tatlı biri. Biz onunla zaten Hasret'le İlay'da tartışırken... Hasret'le İlay'da tartışırken... Evet siz bugün sohbet ettiniz. Sohbet ettik falan su falan verdim. Çok iyi biri ama arkadaş... Bana su verdi. arkadaşım. Hala doğru tahmin etmediniz ama... Bak öyle konuştuk. Şu an seçim değil gerçekten. Şu an R'ye yaptı. Yok R'ye yapmadım gerçekten. Bir sonraki Kırmızı Oda hakkım olursa o zaman orada görüşürüz. Sen Kırmızı Oda biz sana kırmızı halılar serelim. Direkt göndermeyelim. Tabii. Yani mesela şu an isteyebilirsin. Kırmızı Oda'yı şu an. Evet. Şu an istemek istemiyorum ya. Ama sen de... Biz isteyelim onu yerine. Tamam sana bir kırmızı odan var şu an. Şey kimi çağırdın? Sabah verilen kelebi hatırlamıyor musun? Bir Mustafa abi. Ay. Al kırmızı odayı götürün var. Hayır kalk bize de bir şey söyleme. Gitsin elinden. Direkt çağırsın Öykü Hanım. Kırmızı odaya da gitmek zorunda gelen. Hadi bu da benden. Hadi. Gelmiyorum diyemez. Platform. Hala kullanmak istemiyorum. Bu da benden. Ama sen hala. Dedin ki şimdi can, kırmızı oda bir dahaki kırmızı oda dedin. Can bu fırsat ya, bir daha ele gelmedi. Ben kim olduğunu buldum Öykü Hanım. Kim? Sabahleyin hatta kelebekle verildiler. Beyza. Ben de Beyza bir kere kanka ayağa haydi Can. Kanka ayağa çıktı. Bak bu şansı kullandın. Kullanmadın. Ne yapalım geri dönüş var Can'cığım. Ne yapalım? Ya böyle karşı karşıya sohbet ederiz seninle. Sonra gitsen de diyecek sana niye gelmedin, niye korktun? Ne diyeyim ya. Olacağı varsa da olmaz yani. Bir cesaret vermeye gözüküyor. Son 5, 4, 3, 2, 1. Bakalım kim? Öykü Hanım iddia soruyor.
Dilan. Ben 10 bin lira ödüyorum Beyza. Beyza'ya geçiyor. Ya bunu. Evet. Direkt orada. Gel bence buradan. Buradan götür. Elinden tut ve götür. Panteri bırak. Hayır buradan götürmeyeyim. Oraya çağırıyor. Bence elinden tut ve götür. Gelmek zorunda. Yap önce sen. Yap. Murat'ı çağırıyor. Dur oğlum ben panteri ne gelmek zorunda. Murat'ı götür. Yanlış düşüyor. Ay çok şeker oldu. Ben geç böyle çağır. Gelmek zorunda. Bence buradan al götür. Öykü Hanım çağır, heyecanlanır şimdi yanlış kare gidiyor falan filan yapmış. Çağırsın Öykü Hanım. Bırak, bakalım. Erkekler de ne yapalım canım Allah Allah. Abi, bu olağanüstü bu durum yani bir anda çıktı işte. Ne yapalım? Öykü Hanım yapamaz belki, oradayken çağırırsın. Ya karışmayın, sessizlik. Hadi. Bu kadar çekinmemem sebebi aslında yaşından dolayı. Oo. Gitmek zorunda değilim. Mecbur. Hadi Hasret. Hasret de kırmızı olaya Hasret kalmış. Evet. Tabii yani. Görünen de Hasret diyorduk ilk başta. Hasret'in yüzü güldü. Hadi bakalım. Bu bize yapmış. Ama söyleyeyim. Bayağı ters. Dominant istiyorum dedi. Doğru mu? Efendim? Dominant istiyorum. Bu biraz fazla dominant. Keşke ilkinde şey yapsaydım ya. Sana doğru yönelseydim. Ne bileyim. Direkt ilkte şey olsaydı. Bilmiyorum. Yani dediğin gibi yaştan yaş yüzünden dolayı. Sen evet ama doğru da yani yaş bayağı şu an büyük yani. Peki bu aşılamayacak bir şey mi? No. Kesinlikle mi? Kesin katı kuralım mı bu? Kesin katı kuralım. Biz kızlarla da konuştuk evet iyi birisin. Yani tanımıyorum daha seni ayrı bir konu. Tanımak istemez misin? Tanımak istemez misin? Evet arkadaşça evet ama ilişki konusunda ben olacağını düşünmüyorum. Peki arkadaş tanısan sonrasında ilişkiye dönme olasılığı ne? Yani bu saate kadar büyük konuştuğum bazı şeyler vardı. Hani derler ya büyük lokma yama büyük konuşma. Yuttum onları da. O yüzden büyük konuşmak istemiyorum. Her konuş, şey konuş. Olabilir hayatta. Büyük yok. Konuş. Yok. Her şey olabilir hayatta. O yüzden ama gerçekten şaşırdım. Çok çekindim zaten. Yine çok çekindim. Hala çekiniyorum. Sen şimdi ilk geldiğinde o yüzden mi? İşte Nihle vardı. Sormadın şipleri. Sana yönelemedim o yüzden random devam ettim yani. Böyle yönelemediğim için. Zaten hepsinde de tanışmak istediğimi söyledim. Böyle şey olarak değil. Tanışma yoluna gelmeyin ama arkadaş olarak tanımak istediğim için muhabbet ettim. Yani ama sen burayı izleyip geldin. Hayır. Seni gördüm. Eminsin. Hı-hı. Nerede gördün? Keşfette gördüm. Hı-hı. Herkesi burada keşfette gördüm. Birer kere evet. Gördüm ama kimin neyle kimin neyi var hiç görmedim. Kafamda vardı dedim ki gidip konuşsam. Normalde kendimden büyük kadınlardan hoşlanıyorum. Yani yaş skalası yüksek olsun istiyorum. Ama dedim ki çok böyle dobra duruyorsun. Hatta ilk gelmedim ki manipüle diyorum. Ne denir ona? Yönetilmeyi seviyorum gibisinden söylemiştim. Evet. Domine edilmeyi. Aslında anlaman lazım da oradan da. Çünkü burada domine edebilecek insanlar yok yaş olarak. Biz bunu kimle? Nihle ile mi? Birileriyle Aynur'la mı konuştuk? İşte normalde domine edilmek istiyordu. Yani Nihle ve Gizem öyle değiller. Evet tamam, değiller zaten. Gizem daha hani şey olarak baskın değil mi canım? Nihle hiç. Ya zaten yani, onları random geliştiği için. Şeyden dolayı değil. O an seçmem gerekiyordu ve böyle kaldım. Seni seçemezdim. Seçersem ne olacağını da biliyordum. Kaç tane kırmızı oda oldu? Birkaç tane oldu, bayağı oldu. Hı. Ve hani hepsinde red yemiş gibi bir şey oldum. Ama hiçbirinde yüzüm düşmedi veya şey olmadım. Tedirgin olmadım, üzülmedim, şey olmadım. Ya bunu olacağını bildiğim için, şu an çok baskıda kaldığım için buraya kötü hissettim buraya geldiğim için. Biliyordum da. Belki zamanla orada hiç bunu bilmeden de beni sevebilirdin. Hani sıcak yakınlaşabilirdin. Şu an böyle acaba oldu, kötü mü oldu diye düşünüyorum. Yok kötü olmadı. Çünkü o zaman da bu düşüncelerle burada oturacaktım. Şans verebilir misin? Tanışma gibi mi? Evet. Yoksa arkadaşlık gibi mi? Yani... Tanışmak için. İlişki yolundaki tanışmadan bahsediyorsun. Yani tanışmak. Eğer ki ilerisinde hoşuna giderse... Hoşlanırsan, hoşnut kalırsan bu durumdan oraya doğru da gidebilir. Ucu açık bir şey. En azından böyle bir şans. No. Arkadaşça evet ama bu no.
Çünkü senin ümitlenmeni istemiyorum bu konuda. Ben bundan ümitlenmem. Ya ne bileyim şimdi evet derim. Dediğim gibi hani bu şey gibi değil. Laf, kendi lafımı yiyeceğim anlamına gelmiyor ama... Çok. Aramızdaki yaş farkı zaten. Ki böylelikle ben kendimi zaten bu konuya veremem. Üzgünüm Can'cığım. Hey, yüzün düşmesin. Üzülürüm şimdi ben de. Yapacak bir şey yok, yüzüm. Canım şu an ben vicdan yapıyorum. Vicdan onu. Yapmanın için yapmıyorum. Ya gerçekten çok yani üzgün görüyorum seni. Bu beni gerçekten üzüyor. Sanki hani benmişim suçlusu ya da ben kötü bir senin, şey senin yapmışım gibi hissediyorum. Ki. Senin bir suçun yok ya. Bu şey, ben zaten biliyordum böyle olacağını. %100 emindim yani. Kimseye de söylemedim bunu. Hiç kimseye. Çünkü bak ilk defa birine açık ettim, konusu atıldı ortaya, bu oldu. Açık ettiğim an. Bilerek kimse etmedim, evet. Niye Ozan'a söyledin? İsim bile vermiyorum. Yolda geçerken dedim aklımda biri var falan filan gibisinden şey yaptım. Başka bir şey daha söyledim ona. Ne dedi? Ya o ayrı, ayrı bir konu. Dedim ki birine, ben hoşlanmıyorum ama birine bir adım atsam kesin %100 adım atacak biri var dedim. Ama başka bir konu. Hani ben dedim ki... Benim kafamda başka biri var ama olmaz dedim. Var mı gerçekten öyle birisi, birisine adım atsan gelir dediğin? Öyle biri var da gerek yok. Ben kim? Bu baskıya bir daha girmek istemiyorum. Kim? Söylemeyeceğim ismini. Yani artık buraya kadar gelmiş, onu da patlatabilirsin diye düşünüyorum. Ya gerek yok ya zaten şu an kafam allak bullak. Tamam sen bir kafanı toparla. Ona göre bakarsın. Belki de dediğin gibi o kişi ilişkisi... Ama ben ondan hoşlanmıyorum. Sen hoşlanmıyorsun. Belki ben yanlış düşünüyorum. Hani şöyle de, nasıl diyeyim? Bir yaptığı bir hareketten dolayı böyle veya attığı bir bakıştan dolayı öyle düşündüm. Ama belki yanlış düşünüyorum. Boş. Bu sadece öylesine bir muhabbet. Bu iddiada bulunmuyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Konuştun mu bu şahısla? Hayır. Ya gidip de bu konuyu konuşmadım. Hayır. O anlamda değil. Muhatap oldun mu ya yani? Oldum tabii ki. Herkesle oldum burada muhatap. Dilara mı? Hayır değil. Dilara olsa zaten hani dedim ya adım atsın gelir diye düşünüyorum ama o değil. Ya zaten ben bunu yanlış da düşünüyor olabilirim. Konu o değil. Belki öyle birisi değildir dediğim yani dedin ya bir bakışından ya da şeyinden hani. Tamam işte olmayabilir öyle biri olmayabilir. Yani bir tanı. Benim... Yok. Ya şu an istemiyorum. Ya sen istemiyorsun ama eğer ona adım atsan evet. O sana geri adım atar diye düşüncen doğru da olmayabilir bu tamam, düşünce. Tamam bu senin düşüncen evet. Normal olabilir. Burada herkes hakkında bir şey düşünebilir. Sorun yok yani. Geçelim içeriye. Hadi kalk.